İskeçe'de 19 Mart gece yarısı işlenen cinayet büyük yankı uyandırdı. 36 yaşındaki cinayet zanlısı 46 yaşında olan husumetlisinin evine silah zoruyla girip eşinin ve torunlarının gözü önünde onu vurduğu bildirildi. Olay sonrası polise haber verildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 46 yaşındaki adam İskeçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayete neden olan olayın kişisel bir anlaşmazlık olduğu belirtildi. Cinayeti işleyen zanlının sosyal medyada yaptığı paylaşımda olayı itiraf ettiği ve İskeçe polis merkezine giderek teslim olduğu kaydedildi edildi. Atina Pire'deki Türk şehitliğinde 18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında anma töreni düzenlendi. Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes yaptığı konuşmada Çanakkale zaferlerimiz Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet uğruna yokluklara ve imkansızlıklara rağmen her engeli aşabileceğinin destansı bir kanıtıdır. Milletimize ve tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuştur dedi. Ardından şehitlikteki mezarlara beyaz ve kırmızı karanfiller bırakıldı. Pire Türk şehitliği 1859 yılında Müslüman mezar olarak kuruldu. 24 Mart 1890'da Pire Belediyesi tarafından Osmanlı Devleti'ne verildi. Balkan 1. Dünya İstiklal Savaşlarında esir olarak Atina'ya götürülen ve ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı. Ege Denizi'nde kurtarılan düzensiz göçmenlerden 37 yaşındaki Yemen uyruklu Abdullah Muhammed İshak, denizde kendilerine müdahale eden Yunan unsurlarınca sırtından bıçaklandığını öne sürerek davacı olacağını bildirdi. Avrupa'ya geçmek için botla Yunanistan karasularına vardıklarını aktaran İshak şunları söyledi: "Yunan sahil güvenliği bizi durdurdu. Hepimizi gemiye aldılar. Bize demir sopalarla vurdular. La ilahe illallah diye bağırdım. Bana küfür ettiler. La ilahe illallah deme dediler. Sonra beni bıçakladılar. O anda nerede olduğumu unuttum." Türkçe konuştum. Onlar da bağırarak Türkçe konuşma dedi. Sonra bizi denizin ortasına getirip geri ittiler. İshak bize hayvan gibi davrandılar. Onun için Yunanistan'a karşı dava açmak istiyorum diye konuştu. Yunanistan'da ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı gösteri ve yürüyüş düzenlendi. Başkent Atina'da uluslararası ırk ayrımıyla mücadele günü kapsamında ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri yapıldı. Yürüyüşe katılan yüzlerce kişi Yunanistan ve diğer ülkelerde uygulanan aşırı sağcı politikaları protesto etti. Atina'da Rusya uyruklu kadının sahte kimlikle casusluk yaptığının tespit edildiği bildirildi. Atina'nın Pangrati semtinde örgü ve el işi malzemelerinin satıldığı dükkanın sahibi kadın casusun Maria ismini kullandığı belirtildi. Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın yabancı bir ülkenin istihbarat teşkilatı adına çalıştığını belirlediği Rus uyruklu kadının gerçek isminin Irina A.S. olduğu kaydedildi. Kadın casusun 1991'de ölen bebeğin kimlik bilgileriyle Yunanistan'da yaşadığı ifade edildi. Anavatan Türkiye'deki depremzedelere yardım yapabilmek için soydaşlar bu kez Büyük Derbent Köyü'nde buluştu. Seçek Asınlık Eğitim ve Kültür Derneği bünyesinde faaliyet gösteren kadınlar Kolu depremzedeler yararını 19 Mart Pazar günü Büyük Derbent'te kermes düzenledi. Kermeste kurulan standlarda farklı ürünler satışa sunuldu. Kermese Meriç bölgesindeki Türk köylerde yaşayan soydaşlar ile birlikte Mehrikos bölgesinden soydaşlarla ve seçilmiş yöneticiler katıldı. Kermeste elde edilecek gelir depremzedeler yararına kullanılmak üzere Anavatan Türkiye'ye gönderilecek. DEP Partisi ile Gümücüne Türk Gençler Birliği'nin düzenlediği Doktor Sadık Ahmet konulu kompozisyon yarışmasının sonuçları 18 Mart Cumartesi günü düzenlenen bir törenle açıklandı. Etkinlik 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönemi sebebiyle bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Etkinlik kapsamında Doktor Sadık Ahmet'in hayatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı. Etkinliğin sonunda da Doktor Sadık Ahmet'in portresi Türkiye'nin Gümücüne Başkonsolosu Aykut Ünal ve Gümücüne Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan tarafından Gümücüne Türk Gençler Birliği lokaline asıldı. Batı Tarafa Türk Aslını Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Yunal ve çok sayıda soydaş katıldı. Yunanistan Komünist Partisi Genel Sekreteri Dimitris Kuçumbaz, Gümülcine'de Müzik Sarayı'nda yaptığı konuşmada azınlıktan da destek istedi. Diğer siyasi partilerin azınlığı oy olarak gördüklerini ve azınlığın sırtında tehlikeli oyunlar oynadıklarını söyleyen Kuçumbaz, komünistlerin dini, etnik kökeni ne olursa olsun tüm işçilerin, serbest meslek sahiplerinin, yaşam kavgası veren çiftçilerin ortak mücadelesi için her türlü ayrımcılığa ve baskıya karşı uğraş verdiklerini, komünistlerin pratikte azınlıkların halklar arasında dostluk köprüsü olmaları için mücadele ettiğini biliyor. Diyorlar ifadelerini kullandı. Kozukepir köyünün tanınmış esnaflarından Mehmet Mehmet'in yeni iş yerinin açılışı 19 Mart Pazar günü kalabalık bir tören eşliğinde gerçekleşti. Açılış törenine başta Batı Trakya Türk Asınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif olmak üzere Doğu Makedonya Trakya Eyalet Başkan Yardımcısı Ahmet İbrahim, Kozukepir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Siriz Aradop Milletvekili Adayı Özgür Ferat ve çok sayıda soydaş katıldı. Shop for All isimli işletmede ev eşyaları, elektrik malzemeleri, bahçe malzemeleri, çeşme çeşitleri, okul malzemeleri, banyo malzemeleri, temizlik malzemeleri ve diğer benzer ürünler satışa sunuldu. Haberlere dinlediniz.